Hocam az önce hastanın moralinin iyi olması gerekiyor kesinlikle, dediniz. Kesinlikle. Hemen aklıma şöyle bir soru geldi cevabıyla birlikte. Kanser olan hastamızın mutlaka morali, motivasyonu yüksek olacak. Kesinlikle. Çünkü az önce dedik ya programımızın başında kanserle özel hesaplaşma nasıl oluyor diye. Aynen. Şimdi şöyle bir şey, hastanın morali gerçekten çok önemli. Kanserle hesaplaşırken biz onu ne kadar şu dozda bu kadar ışın verirsek çok iyi gelecek, şu kadar kemoterapi verirsek çok iyi gelecek, şöyle cerrahi yapılırsa, tümör çıkarılırsa çok güzel olacak. Ama biz bunları bir makine gibi kağıt üstünde yapmak değil, biz bunu hastamıza inandırmamız gerekiyor. Biz buna hastaya, biz sana bu tedaviyi yapacağız ama yaptığımız tedaviyle sende başarı oluşturacağız. Bunun inancını vermemiz gerekiyor. İnancını vermezsek hastanın zaten immün sistemi dediğimiz direnci düşük olur ve bu sefer ay oramda hastalık sıçradı mı, ay burada mı oldu, şöyle mi oldu derken zaman geçer ve hastanın tedavi başarısı da çok düşük seviyelere inmektedir. Hastalığın tekrarlama riski de maalesef karşımıza kötü bir şekilde çıkar. Onun için biz hastayla hekim el ele verip biz sende bu şekilde tedavi yapmayı düşünüyoruz. Bu tedaviyi yaparsak böyle başarı elde edeceğiz. Ama bu tedaviyi yaparken böyle böyle yan etkilerimiz de var. Bunlarla da savaşacağız. Bunlar beklediğimiz yan etkiler. Bunlar bittikten sonra yolumuzu çizeriz diye bir ön görüşme yapıyoruz zaten. Tedavi sırasında da moralini zaten yüksek evet. tutmaktayız. Moral, motivasyon, stres çok önemlidir. Nereden bununla ilgili bilgimiz var? Yapılan hayvan çalışmalarında farelere tümör enjekte edilmiş. İki tür fareye de tümör enjekte edilmiş. Evet. Bir farenin üzerine çok gürültülü bir ortam getirilmiş. Bir fareye de gürültüsüz, sakin bir ortam. O gürültülü ortamdaki farelerin üzerindeki tümör hücrelerinin daha hızlı üredikleri görülmüş. Bu ne demektir? Hastanın morali, sıkıntısı... Yani stresten uzak duracak. Aynen, stresi ne kadar az olursa o kadar başarımız yüksek olur. Bu hayvanlarda gösterilmiş. Bunları insanlarda da biz birebir gösteriyoruz. Yani direkt bununla ilgili yorum yapmak çok sağlıklı olmaz ama... Bizim tecrübelerimizle, evet. Bakış açımızla biz inanıyoruz ki hasta ne kadar morali, motivasyonu yüksek olursa tedavi başarımız da o kadar yüksek olur diyebiliriz.